Beyler bayanlar selamlar. Uzun süredir biliyorum rehber videosu paylaşmıyordum bilgisayar sıkıntılarından dolayı. Neyse onlara geçeceğim hemen. Bugünkü rehber videomuzda neyi paylaşacağım? Stadyumdaki gizli odaya nasıl girersiniz ve CR56 Enigma adlı blueprint'i nasıl açarsınız? Bununla ilgili detaylı bir rehber videosu hazırladım. Hadi gelin şimdi nasıl içeri giriliyor, nasıl yapılıyor hepsine detaylı bir şekilde bakalım. Öncelikle kesinlikle Plunder'da bir takım halinde yapmanızı öneririm. Çünkü Battle Royale'de giderseniz alan oraya atacak mı atmayacak mı, süre yetecek mi yetmeyecek mi derdiniz olmayacak. Ve ölürseniz de geri gelip tekrardan tamamlama şansınız var. Peki neden takım halinde yapmanızı öneriyorum? Solo'da da yapabilirsiniz bunu. Ama emin olun çok uğraştıracak. Nedeni de biraz sonra zaten anlayacaksınız. Şimdi ilk adımımızda odalara girebileceğiniz kartları bulmanız gerekiyor. Toplamda 3 tane farklı kart bulunmakta. Ve bu kartlar stadyumdaki kilitli odaları açıyor. En zor kısım burası zaten. Bu kartlar rastgele olarak stadyumda çıkıyor. Yerin altındaki garajda, çatıda, ara kattaki barda, bir kolonun arkasında, merdivenin arasında herhangi bir yerde çıkabiliyor. Kartlarda P2-16, CL-19, EL-21 olarak geçiyor. P2-16 park yerindeki kilitli kapıyı, CL-19 zemin kattaki ve son olarak da EL-21 en üst kattaki kapıyı açıyor. Dediğim gibi kartlar rastgele çıktığı için solo giriyorsanız işiniz zor. Takım halinde yapıyorsanız da her biriniz bir bölgeye gidin. Örneğin biriniz garajı baştan aşağı atarken diğeriniz çatıya baksın. Diğer arkadaşınız da ara kattaki o zemine baksın. Birisi stadyumun ortasına gitsin. Böyle kendinize görevlendirme yapın. Bölge bölge farklı yerlere gidin. Kartlarla ilgili verebileceğim son bir bilgi ise, kart üstünüzdeyken ölürseniz ve kartı da düşman yerden almazsa ya da herhangi bir yerden almazsa 2-3 dakika sonra kart kayboluyor. O yüzden eğer birisi sizi öldürürse elinizi çabuk tutun. Bir an önce ölünüze tekrardan geri gidip kartı almaya çalışın. İkinci adımda ise elde ettiğiniz kartlarla odalara giriş yapmanız ve oradaki bilgisayardan kod almanız gerekiyor. Eğer P2-16 kartınız varsa en aşağıdaki garaja gidin ve rampanın hemen altındaki kapıdan içeri girin. CL-19 kartına sahipseniz de zemin kattaki barın yanından giriş yapabiliyorsunuz. Son kartımız olan EL-21 kartı ile de en üst kattaki odayı açabiliyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman laptopa tıklayın. Size bazı rakam ve simgeleri gösterecek. Bunları da not almayı unutmayın. Eğer bir rakamı ya da simgeyi kaçırırsanız da korkmayın. Laptopu tekrar kullanarak kodu tekrar alabiliyorsunuz, tekrardan görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yanınıza mutlaka bir kağıt bir de kalem alın. Çünkü karşınıza çıkan sayıları, rakamları ve simgeleri not almanız gerekecek. Simgeler ne ya? Simgeler ne alaka diyorsanız da bu da çözmemiz gereken başka bir kod. Ev, burun ve Çince'ye benzeyen 3 tane simgemiz var. Şimdi kendi aldığım benim koddan da örnekle devam edecek olursak, benim kodumda ev, burun, 8, burun, 9, ev, burun, 5 olarak aldığımı görebilirsiniz. Ha bir de kendi kodumdan devam edin. Önce küçük bir uyarı geçeyim arkadaşlar. Bu tüm kodlar sadece o oyun için geçerli. Yani şimdi biz bu kodu elde ettik. Diğer oyun tekrardan öldük, beceremedik. Diğer oyun tekrar gittiğimizde o eski almış olduğunuz kod tamamen farklı bir koda dönüşüyor. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden eski kodu tamamen unutun. Her oyun baştan yapmanız gerekiyor. Ne diyorduk? Kod çözme işi. Öyleyse üçüncü adım olarak kod çözmeyi nasıl yapacağız? Bu garip simgeleri nasıl rakam haline dönüştüreceğiz? Hemen ona bakalım. Hepimiz de ya liseye gitmek için, KPSS'ye gitmek için bir şekilde mantık sorularını çözmüşüzdür değil mi? Yani mutlaka karşımıza, hayatımızın bir döneminde karşımıza çıkmıştır. İşte Ali'de 5 tane şey varsa, onda 10 tane varsa ne olur falan gibi. Bu da aynı ona benzer sorulardan bir tanesi aslında. O yüzden çok rahat bir şekilde yapacağınıza güvenim tam. Şimdi ilk kodumuz neydi bir tekrardan hatırlayalım. EB8B9EB5. Eğer ikinci bir kod elde edebildiyseniz işiniz çok kolay. Onu da hemen altına yazalım. İkinci kodumuzu da örnek olarak diyelim ki 6787C675. Buradaki E ev anlamına, B burun anlamına, C de Çince yazı anlamına geliyor. Kısaltarak yazdım. Her kod aynı olacağı için harfin karşısına gelen rakamı diğer taraflara da yazıyoruz. E için 6, B için 7 ve C için 9 denk geliyor.
bu şekilde hepsini yazdığımızda da tam kodumuz ortaya çıkıyor. Eğer iki koda sahipseniz ve bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da aşağıda linkine bırakacağım siteye girerek otomatik kodu çözmesini sağlayabilirsiniz. Linki tıkladığınızda siteye girdiğinizde yapmanız gereken şey öncelikle sol üst köşeden dosyaya tıklamak ve ardından da kopyasını oluştura basmak. Sonrasında oluşturduğunuz kopya üstünden Computer 1'a ilk kodu ve Computer 2'ye ikinci kodu yazın. Bunun için ne? Çince için C ve ev için H yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra Final Code kısmında otomatik olarak kodunuz çıkıyor. Eğer hala kodun bir kısmını çözemediyseniz de hemen aşağıda Unused Digits yazan yer var ya, orada size rakamlar yazmış. Hani kullanılmamış rakamlar anlamına geliyor bu. Oradaki yazan rakamlarla kalan o tek hane ya da çift hane genelde aynıdır zaten. Teker teker onları deneyerek şansınızı deneyeceksiniz. Zaten toplamda 4 tane rakam ortaya çıktıysa 10 taneden düşünün, 6 tane deneme yapmanız gerekecek. Ondan sonra direkt açılacak. Şimdi gelelim işin zor kısmına. Tek kart ile nasıl yapabilirsiniz? İlk kod örneğimizden de devam edelim. E, B, 8, B, 9, E, B, 5'ti değil mi benim ilk kodum? Öncelikle hali hazırda kullanılmış rakamları 8, 9, 5'i eleyeceğiz. Yani ne anlama geliyor bu? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7'yi kullanacağız. Diğer rakamları hiç denemeyeceğiz bile. Ardından sırasıyla bu kalan rakamların hepsini, tüm kombinasyonları denememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? İlk E'yi 0'dan 9'a kadar denerken B 0'da kalacak. Ardından da B'yi sırayla birer birer arttırırken B 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak. E'yi de yine 0'dan 9'a kadar hepsini denemeye devam edeceğiz. En başta da dediğim gibi halihazırda elde ettiğiniz rakamları tekrar denemenize gerek yok. Aynı şekilde E ve B birbirinden farklı olacağı için o kombinasyonları da denemeden atlayabilirsiniz. Yani E ve B'yi 1 1 diye denemenizin hiçbir anlamı yok çünkü farklı olacak. Ya da zaten halihazırda 8'i bulmuşuz değil mi biz elde ettiğimiz kodun içinde. E 8 de olamaz, B de 8 olamaz. O yüzden onları da es geçeceksiniz. Bu şekilde eleyerek giderseniz çok daha hızlı bir şekilde tüm kombinasyonları deneyebilirsiniz. Kodu da çözüp odaya girdiğinize göre tek yapmanız gereken masada duran silahı almak. Takımdan herhangi birisinin alması yeterli. Tüm takıma otomatik olarak blueprint açılıyor o zaman. Şimdi buraya kadar seyreden nerede, hızlı yapabilecekleri küçük bir tüyo daha vereyim. Şimdi vereceğim tüyo özellikle sola gireceklerin çok işine yarayacak. Çünkü ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ne yaptım? Zemin kattaki kilitli odanın karşısında barda genelde kart çıkıyor. Toplamda 10 kere denediysem 3'ün de buradan çıktı. Şu anda arkada oynattığım yer var. Ha, orası işte. Oyun başında hızlıca buraya gelip kartı alabilir. Ardından tek kart ile kombinasyonları deneyerek daha hızlı yapabilirsiniz. Gittiniz diyelim oyun başında orada barda da kart çıkmadı. Hemen oyundan çıkın, yeni bir oyuna girin. Hemen oyundan çıkın, yeni bir oyuna girin. Yani ben de 3. 4. seferde genelde denk geliyordu. Artık siz ne kadar şanslısınız şanslısınız o kısmını bilemem. Ama bende işe yaradı. Ben o şekilde yaptım. Oradaki hemen kart alın, koştura koştura çıkın, kombinasyonları deneyin ve blueprint'i açın. Ben keşke en başından itibaren kart aramak için tüm stadyumu dolaşmak yerine bu taktiği uygulasaydım. 4 saat yerine belki de 1 saatte çok daha rahat bir şekilde çözerdim. Neyse, olan oldu artık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Uzun süredir size rehber videosu atmamıştım biliyorum. Çünkü biliyorsunuz bilgisayarla ilgili sıkıntılar yaşadım ve bu sıkıntılardan dolayı da oyundan bayağı bir süre koptum. Ben de koptuğum için şu anda neler değişti, neler var? Hala araştırıyorum, öğreniyorum. Eğer hani siz de benim gibi bazı şeyleri kaçırdıysanız ya da görüp nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, ya Ozan bak şunu biliyor musun, şunu da araştırsana diyerek bana yorumlarda yazmayı çekinmeyin arkadaşlar. O yorumlara göre de ben de hızlı bir şekilde rehber videoları üretmeye devam edeceğim. Eğer bu videoyu da sevdiyseniz yine aşağıdan beğene tıklayabilir ve her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdaki abone ol tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. E ne diyelim öyleyse, izlediğiniz, geldiğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Umarım videoda işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.